Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle Günay Yayınları 5. sınıf Bumerang serisiyle dersimize devam ediyoruz. 4. ünite kavratan testler 4'teyiz. birinci sorumu büyütüyorum. Bir ABC üçgeninde B açısı arkadaşlar 53 dereceymiş. Buna göre bu üçgenin diğer iki iç açısının ölçüsü aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş arkadaşlar. Şimdi diyoruz ki üçgenin iç açıları toplamı 53 pardon üçgenin iç açıları toplamı 180 derece. Diğer iki iç açının toplamını bulabilmek için 180'den 53'ü çıkarıyorum. Ve diğer iki iç açının Toplamı 120 derece geldi. Şıklarıma bakacağım ve açıları toplayacağım. A şıkkımda 85 ile 38 dereceyi vermiş. Buranın toplamı 123 derecedir. Biz 127 derece olmasını istiyoruz. B'ye geldik. 77 ile 50'yi topluyoruz. Burası da 127 derece oldu. Yani arkadaşlar B açısı 53 ise diğer açılar 77 ve 50 derece olabilir. C'ye bakalım kontrol amaçlı. C şıkkında 61 ve de 56'yı vermiş. Buranın toplamı 117 derecedir. D şıkkıma geldim. D şıkkımda 69 ile 88'i vermiş. Buraların toplamı da 157 derecedir. 127 derece olanı aradığımız için B şıkkımı işaretledim. Yukarıda verilen KLM'nin dörtgeninde KLM açısının ölçüsünü istiyor arkadaşlar. Şimdi bakın burası 90 derece, burası 72, burası 65. Biz gelelim arkadaşlar, buraları toplayalım. 72 artı 90 artı 65. Buranın toplamı 227 derece yaptı. Peki, dörtgenin iç açıları toplamı kaç derecedir arkadaşlar? 360 derecedir. 360'tan 227'yi çıkarıyorum ve aralarındaki fark 133 derece olarak geldi. B şıkkımı işaretledim, devam ediyorum. Yukarıda verilen RST ikizkenar üçgeninde RS kenarı ile RT kenarı arkadaşlar birbirlerine eşitmiş. Peki benden neyi istiyor? TRS açısını istiyor. Arkadaşlar bu bir ikiz kenar üçgen. İkiz kenar üçgende eşit kenarları gören açılar birbirlerine eşitti. Yani burası 48 derece ise burası da 48 derecedir diyoruz. Ne yapacağız? TRS açısını bulabilmek için 48 artı 48 yapacağız. 96 derece yapar. Sonra da geliyoruz 180'den çıkarıyoruz. Ve de TRS açısı 84 derece olarak geldi. B şıkkımı işaretledim. Devam edelim. Yukarıdaki şekilde verilen ABCD dörtgeninde B açısı 124 derece, D açısı 78 derece olduğuna göre geriye kalan iki açının toplamını istemiş. Arkadaşlar 124 ile 78'i topluyoruz ilk önce. 124 artı 78 diyoruz. 202 derece yaptım. 360'tan 202'yi çıkarıyorum ve aralarındaki fark 158 derece olarak geldi. Yani arkadaşlar A açısı ile C açısının toplamı 158 derecedir. Yukarıda ABCD dikdörtgen ve EBHD paralel kenardır. EDH 65 derece olduğuna göre HBC'yi istiyor. Arkadaşlar paralel kenarda karşılıklı kenarlar birbirlerine eşitti. Yani burası 65 derece ise burası da 65 derecedir. B köşesi. Bu bir dikdörtgen olduğu için B köşesi normalde 90 derece. 90'dan 65'i çıkarıyorum. Ve soru işaretiyle sormuş olduğu yeri 25 derece olarak buluyorum. ABCD eşkenar dörtgeninde ADC 78 olduğuna göre 78 derece olduğuna göre CAB istiyor. Eşkenar dörtgende karşılıklı kenarlar karşılıklı açılar arkadaşlar eşittim. Yani burası 78 derece ise burası da 78 derece. AB ile BC kenarı da eşittir. ABC'ye baktığım zaman arkadaşlar bakın bu bir e, ikizkenar üçgen oldu. Tepe açısı 78 derece olan ikizkenar üçgen. 180'den 78'i çıkarıyorum. 102 yaptım. Bu iki açı arkadaşlar birbirine eşit olduğu için bir tanesini bulmak istiyorum. ve 102'yi 2'ye bölüyorum. Burası 51 derece olarak geldim. D şıkkımı işaretledim. Devam ediyorum. Aşağıda ABCD paralel kenar ve BEC eşkenar üçgendir. B e, C Bakın arkadaşlar burası 60 derece, burası 60 derece, burası 60 derece. ADC 42 dereceymiş. ABE'yi istiyor. Şimdi ABCD paralel kenar olduğu için arkadaşlar karşılıklı kenarları eşit, oldu. karşılıklı açıları eşit ölçüde olacak. Yani burası 42 ise burası da 42. Böylelikle B açısının tamamını bulmuş olduk. 42 ile 60'ı topluyorum. B açısı bana 102 derece olarak geliyor. Yukarıda ABCD dörtgen, EFCD karedir. DAB 76 derece, FCB 18 derece, ABC 81 derece olduğuna göre ADE'yi istiyor. Arkadaşlar şimdi biz ABCD dörtgenine bakacağız. Bakın burası EFCD karesinden 90 derece olarak geliyor. Yani ben şimdi bu ABCD dörtgenini yan tarafa çiziyorum. Arkadaşlar yazalım. A, B, C, D. Burası 76 dereceymiş. Burası 81 dereceymiş. Burası 18 derece, burası 90 derece. Buranın toplamı 108 derece olur. Biz de arkadaşlar buranın 90 artı soru işaretinin soru işareti olduğunu biliyoruz. İlk önce D açısını bulalım. 76 artı 81 artı 108 diyoruz. Ben arkadaşlar bu açıları topladığımda 3 açının toplamını 265 derece olarak buluyorum. D açısını bulabilmek için 360'tan çıkarıyorum. Ve D açısı bana 95 derece olarak geldi. D açısını az önce ne dedim ben 90 artı soru işareti. 90'dan 90 çıkarıyorum. 95 eksi 90. Böylelikle soru işareti bana 5 derece olarak geldi. D şıkkımı işaretledim. Devam ediyorum. ABC ikizkenar üçgen. Büyütelim biraz. ABC ikizkenar üçgen. DEFV dörtgen ve CBF noktaları doğrusaldır. Burada arkadaşlar bize açılar vermiş. AC ile AB birbirine eşitmiş. 70 derece demiş. Evet olduğuna göre ABD açısını istiyor. Şimdi ilk önce biz burayı bulalım. Bu bir ikiz kenar üçgen. 180'den 70'i çıkarıyorum. 110 derece yapar. 110'u 2'ye bölüyorum. 55 derece oldu. Buraya geldim. 55 dereceyi yazdım. Burayı bulalım arkadaşlar. Bu bir dörtgen olduğu için iç açıları toplamı 360 olacak. 118 artı 85 artı 113. Buranın toplamı 316 derece olarak geldi. 360'tan arkadaşlar çıkarıyorum. Ve burası bana 44 derece olarak geliyor. CBF doğrusal olduğu için arkadaşlar buranın toplamı 180 derece olmak zorunda. Şimdi 44 ile 55'i toplayalım. 99 derece oldu. Soru işaretiyle gösterilen yeri bulabilmek için 180'den çıkarıyorum. Ve geriye 81 derece olarak geliyor. Yani A şıkkımı işaretledim. Devam ediyorum. KLM üçgeni hakkında aşağıdaki bilgiler verilmiştir. KL ile LM arkadaşlar dik kesişiyormuş. KL ile LM de eşitmiş. Olduğuna göre KLM üçgeninin çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar şimdi dik kesiştiği için yani içlerinde bir tane dik açı var. Bu ne demek oluyor? Dik açılı üçgen oluyor. İki kenarı da birbirine eşit olduğu için ikiz kenar üçgen oluyor. Buradan arkadaşlar bu ikisini ben birleştiriyorum ve de ikiz kenar dik üç dik üçgen olarak isimlendiriyoruz. C şıkkımızı işaretledik. KLMN kare, NMO eşkenar üçgendir. Buna göre NOL'yi istiyor bizden burayı istiyor. Arkadaşlar kare ise tüm kenarları eşittir. Aynı şekilde eşkenar üçgense de tüm kenarları eşittir. Şimdi gelelim açıları yazalım. 90 90 90 burası 60 derece, burası da 60 derece. Arkadaşlar LMO üçgenine bakmanızı istiyorum. Bu tarafa çizelim LMO'yu. Bakın. Bu ikisi eşit oldum. Ve 90 artı 60'tan burası bize kaç derece olarak geldi? 150 derece olarak geldi. İkiz kenar üçgen tepe açısı 150 derece. 180'den 150'yi çıkarıyorum. Geriye 30 derece kalıyor. 30'u da arkadaşlar 2'ye bölüyorum. Ve ben 15 derece olarak buldum. Burası 15 derece. Aynı şekilde burası da 15 derece. Arkadaşlar buranın tamamı 60 dereceydi. Soru işaretli yeri bulabilmek için 60'tan 15'i çıkardım. 45 derece olarak geldi. D şıkkımı işaretledim. Sayfamı temizleyip son soruma geçiyorum. Yukarıdaki dikdörtgenin kısa kenarının ok yönünde uzun kenarının üstüne gelecek şekilde katlanmış hali verilmiştir. Buna göre soru işaretli açı kaç derecedir? Arkadaşlar şimdi biz burayı açalım bir. Burayı ben geliyorum açıyorum. Bakın şimdi. Buraya baktığımız zaman arkadaşlar soru işareti ile şurası eşit olacak. Neden? Çünkü bakın arkadaşlar buraları eşit olmuş oluyor. Şimdi Arkadaşlar burası 90 derece. 90 derece ve bu iki açı birbirine eşit. 180'den 90'ı çıkardım. 90. Bu açılardan birini bulabilmek için 90'ı ikiye bölüyorum. 45 derece olarak geliyor. Soru işaretim. C şıkkımı işaretledim. Böylelikle arkadaşlar videomun sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.